Kıymetli İstanbullular, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnsanlığın dönüm noktalarından birisine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler bize geçici bir dönem olsa da farklı bir yaşam tarzını zorunlu kılıyor. Hep birlikte sabırla bu sürece uyum sağlamak için çalışıyoruz. İstanbul, dünyanın en büyük metropollerinden biri. 15.519.000 vatandaşımız, geçici koruma ve ikamet izinli 1.068.000 yabancı ile birlikte 16,5 milyonu aşkın nüfusa sahibiz. İstanbul genelinde devletimizin tüm kurumları, yerel yönetimlerimiz, meslek odaları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, özellikle sağlık çalışanlarımız, hepimiz büyük bir kararlılıkla mücadele ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz. Sevgili İstanbullular, salgınla mücadelede en önemli hususlardan biri maske kullanmaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tüm vatandaşlarımıza maskeleri ücretsiz olarak veriyoruz. Maske dağıtımında PTT'ler ve eczanelerimiz aktif bir rol üstleniyor. İstanbul genelinde bugüne kadar PTT şubelerimiz 500 bin maskeyi evlere teslim etti. Eczanelerimizden 7,5 milyon maske vatandaşlarımız tarafından teslim alındı. Bu akşama kadar 10 milyonu geçeceğiz inşallah. Bugün yeni bir uygulamaya başlıyoruz. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne 100 bin. Pazarcılar odamıza 150 bin. Taksiciler odamıza 200 bin. Fırıncılar odamıza 150 bin. Su satıcıları odamıza 10 bin. Havaş çalışanlarına 200 bin. Emlak konut şantiyelerinde çalışan işçi kardeşlerimize 150 bin. Bayrampaşa ve Kadıköy gıda hallerine 150 bin olmak üzere toplam 1 milyon 110 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz. 8 organize sanayi bölgemize ve öncelikli sektörlerde bulunan 3034 firmamıza 4 milyon 36 bin maskenin dağıtımına bugün başladık. Bu dağıtımların kapsamı genişleyecek ve düzenli olarak yapılacak. Ayrıca 17 lisemizde, mesleki teknik lisemizde günlük 500 bin maske üretimi başladı. Meslek liselerimiz, öğretmen ve öğrencilerimiz gönüllü olarak bu mücadelede yer alıyor. Okullarımızın ürettiği maske, medikal ürünlerin detaylarını haftaya ayrıca sizlerle paylaşacağım. Cumhurbaşkanlığımızın kolonya ve maske paketlerini de 65 yaş ve üstü büyüklerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 926 bin paketi teslim ettik. Geri kalanı da yakın zamanda tamamlıyoruz. Sevgili İstanbullular, sağlık çalışanlarımız mücadelenin en ön safında. Gece gündüz demeden çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Sağlık çalışanlarımızın konaklaması için otel, misafirhane, sosyal tesis ve yurtlarda 5.720 odayı onların hizmetine sunduk. Şu an 4.924 sağlık çalışanımız bu imkanı kullanıyor. Özel sektörümüze, tüm kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında Enterprise Türkiye tarafından 100 otomobil, 10 minibüs, hafta sonları sağlık çalışanlarının ulaşımına destek vermek amacıyla Havais tarafından 100 otobüs, Otokoç tarafından 42 binek araç, Volvo Türkiye tarafından 30 su araç İl Sağlık Müdürlüğümüze bedelsiz olarak tahsis edildi. Enterprise Türkiye, Havais, Otokoç ve Volvo Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza seve seve ve şükran hisleriyle destek vermeye devam edeceğiz.
Sevgili İstanbullular, Vefa Sosyal Destek ekiplerimizin çalışmalarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar 326 bin vatandaşımızın çağrısına cevap verdik. 310 bin vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını evlerine teslim ettik. 17 bin hemşehrimizin de bilgi talebini karşıladık. Vefa Sosyal Destek çalışmaları için Intercity 150 araç tahsis etti. Hazreti Hatice Vakfı 39 motosiklet bağışladı. Bunlar ilçelerimize teslim edildi. Vefa ekiplerimize destek veren Intercity firmamıza ve Hazreti Hatice Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan 65 yaş ve üzeri büyüklerimiz ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza ulaştırdığımız gıda kolilerinin ikinci hafta teslimlerini de bitirmek üzereyiz. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 1000 TL ve merkezi devlet yardımları olarak bilinen 65 yaş ve üstü maaşları, engelli maaşları, elektrik tüketim desteği, şartlı nakil transferi, dul maaşı, asker aylığı alan ailelerimizin maaşları olmak üzere 123 bin vatandaşımıza evinde maaş ödemelerini yaptık. PTT'nin tüm çalışanlarına, bekçilerimize, jandarmamıza, polisimize ve Vefa Sosyal Destek ekiplerimizde görev alan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Aziz İstanbullular, geçen hafta olduğu gibi İstanbul genelinde bugün 24 itibariyle sokağa çıkma yasağı başlıyor. Marketler bugün 21'e kadar açık. Alışverişinizi lütfen son ana bırakmayın. Hafta sonu tüm fırınlarımız açık. Gazetelerin okurlarına ulaşmasında ve dağıtımında gerekli kolaylıklar sağlanacak. Sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafe ve maske kullanımına ilişkin denetimleri en üst seviyede yapacağız. Jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz yine görev başında olacak. Denetimler sıkı sıkıya uygulanacak. Yasak sizi, bizi, ülkemizi, milletimizi korumak için uygulanıyor. Tüm tedbirler salgını kontrol etmek, evde kalma süremizi kısaltmak için. İşi ne kadar sağlam tutarsak o kadar başarılı olacağız. Son olarak evinde kal İstanbul diyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar.